Merhaba arkadaşlar. Almanca derslerimizle devam ediyoruz. Bu dersimiz biraz kısa olacak ve biraz kolay bir ders olacak. Bu dersimizde iki isim yan yana geldiğinde bir isim oluşturur. Yani birleşik isimlerle alakalı Almanca bunlara zusammengesetzte substantif ediyoruz. Yani iki isim yan yana gelerek bir isim meydana getirir. Misal Ev kapısı veya evin kapısı, çocuk bahçesi, elma ağacı gibi. Evet, burada e, sol tarafta belirli takılarıyla isimler görüyoruz. Das Auto, araba. Das Auto, die Werkstatt, tamirhane. Die Werkstatt, tamirhane. Auto ile Werkstatt'ı yan yana getirdiğimizde, Auto Werkstatt, yani araba tamirhanesi şeklinde. Kısacası Türkçe'de tamirhane diyoruz fakat tam tercüme edersek bunu araba tamirhanesi şeklinde. Peki bunun iki isim yan yana geldiğinde buraya bakıyoruz auto das auto diyoruz. Die Werkstatt hangi belirlik takısını alıyoruz burada? İkinci ismin belirlik takısını alıyoruz. Burada da bunu yeşil olarak görüyoruz zaten. Evet, das Auto, die Werkstatt, die Autowerkstatt. Das Haus, ev, das Haus, ev, die Tür, kapı, die Tür, kapı. Burada die Haus Tür yani Haus ile Tür'yi birleştiriyoruz. Haus Tüya diyoruz ve büyük olarak tabi yine bu isim iki isimden oluşan bir isim olduğu için yine büyük harflerle e, yazıyoruz tabii ki. Die House Tüya yani evin kapısı veya ev kapısı şeklinde e, Die Tüya yine burada ikinci ismin belirlik takısını alıyoruz. Die Haus Tüya. Burada Almanca'da iki ismi direkt yan yana hiçbir harf ilavesi yapmadan yan yana getirdiğimizde mana oluşturur. Türkçe'de genellikle evin veya ev kapı değil de kapısı, tamirhanesi veya bah çocuk bahçesi, elma ağacı yani elma ağaç çocuk bahçe şeklinde demiyoruz. Ee, ilaveler yapıyoruz. Bilhassa ikinci isme. Fakat Almanca'da bu ilaveler çok nadir olur. Genellikle iki ismi yan yana getirdiğimizde mana oluşturur. O açıdan bu aslında kolaydır. Yani burada bilmemiz gereken iki ismi yan yana getiriyoruz. İkinci ismin yani sondaki ismin belirlik takısını alıyoruz ve o şekilde yazıyoruz. Evet, die Haustür. Die Ameise, karınca di a ah, maizen karıncalar bu çoğul çoğullara e, bir kaç dersten sonra veya bir iki dersten sonra değineceğiz çoğullara şekillerine burada di a ah, maizen bu çoğuldur çoğulların belirlik takısı daima di'dir yani çoğullar tekillerde de a di olabilir çoğullarda tek bir tanedir o da di'dir burada da di a ah, maizen karıncalar Der hügel, tepe demek. Der hügel, tepe. İkisini bir araya getirdiğimizde amaizen hügel burada görüyoruz. Amaizen hügel belirli yine dea çünkü ikinci sırada sonda hügel var. Dea amaizen hügel, karınca tepesi yani bir nevi e, karınca yuvası manasında. O karıncaların tepe yapmış olduğu o yuvaya diyoruz. Dea amaizen hügel Die Kinder, das Kind, çocuk. Burada yine çoğuldur bu. Die Kinder, çocuklar. Yani buradan da görüyoruz. Ameisen, Kinder. Demek ki çoğullarda farklı şekiller var. Türkçedekiler, lar gibi değiller. Ee, yani tek bir tip değildir çoğullar. Çok tipleri vardır. Bunları göreceğiz. Burada zaten konumuz çoğullar değil. Die Ameisen, Karıncalar demiştik. DEA Hügel, DEA AMAZIN Hügel. Burada da Dikinda de çocuklar. DEA Garten Bahçe. Kinda Garten, Kinda Garten çocuk bahçesi. Yani çocuk yuvası şeklinde çocuk bahçesi. Ee, okuldan önce gidilen e, gidilen e, mekana e, GARTEN çocuk yuvası yani tam tercümesi çocuk bahçesi Yine burada Dea Garten'in alıyoruz belirlik takısını. Dea Kindergarten diyoruz. Evet, Dea Apfel Elma. Dea Apfel Elma. Dea Baum Ağaç. Dea Baum Ağaç. Apfel Baum. Yine ikisini bir araya getiriyoruz. Apfel Baum diyoruz. Yine Dea'yı alıyoruz. Gerçi bu da Dea ama burada ikincisinin e, belirlik takısını alıyoruz. Dea Baum Dea Apfel Baum diyoruz. Evet. Die Auto Tamirhane Araba Tamirhanesi Die Haustür Ev Kapısı veya Evin Kapısı Dea Ameisen Hügel Karıncalar tam manası Karıncalar Tepesi yani karınca yuvası, karınca tepesi veya kin Türkçe'de bunlar çoğu zaman tekil kullanılır. Mesela karınca yuvası deriz. Burada çoğul kullanıldığı da olur. Veya amayzen hügel. Eğer bir mekanda çoğul olarak bulunursa Almanca'da bunu çoğulunu deriz. Türkçe'de çoğul olsa da mesela birçok karınca da olsa o yuvada tekil şeklini kullanıyoruz. Burada da Deakinda Garten çocuklar yuvası yani tam manası Türkçede tabi çocuklar demiyoruz. Çocuklar olduğu halde orada tekil şeklini kullanıyoruz. Çocuk yuvası, çocuk bahçesi şeklinde. Der Kindergarten dediğim gibi tam manası bunun çocuklar bahçesi. Der Apfelbaum. Der Apfelbaum elma ağacı. Evet burada tekrar edelim. Bunlara baktığımızda Auto Werkstatt, Haus, Tüya Amazen, Hügel, Kinda, Garten, Apfel, Baum bunlar hiç değişikliğe uğramadan yan yana getirilerek ikincisinin belirlik takısı alınarak mana oluşturulur. Türkçesinde ise genellikle bu şekilde iki isim yan yana geldiğinde ikincisinde si, sı si ekleri olur. Mesela tamirhanesi, kapısı, tepesi, bahçesi. Veya ağacı şeklinde ilaveler yapılır. Bu Almanca'da çok nadir yapılır. O açıdan iki isim yan yana getirilerek burada daha kolay aslında bir isim oluşturulur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.